Merhaba arkadaşlar. Çoktandır yüz yüze ve konuşmalı bir video çekmemiştim. Beni özlediğinize eminim kesinlikle. Size çok güzel bir yarışma ile geldim. Haber vermek istedim. Eyüp Sultan Belediyesi'nin yapmış olduğu okuma yarışması var. Geçen yıl birincisi yapılmıştı. Bu yıl ikincisi. Türkiye genelinde yapılacak. Yani Türkiye'den istediğiniz her yerden katılabilirsiniz. Son katılım günü 25 Mayıs, 26 Mayıs'ta sınav olacak. Saat 9 ile 10 çeyrek arasında olacak. Sınav ise test olacak, yani şıklı olacak. Ondan sonra 5 tane kitap seçtiler. O kitapları okuyarak zaten bir ay falan kaldı. O kitapları okuduktan sonra işte özetini falan çıkarırsınız. Daha kolay olsun sizin için. Ondan sonra işte sınav zamanında ilk 3 kişiye çok güzel hediyeler var. Birinciye 5000 TL ile dizüstü bilgisayar. İkinciye 3000 TL ile tablet. Üçüncüye 2000 TL ile tablet hediyesi. İlk 20 kişiye Kapadokya tatili 3 gün 4 gece. Ve İlk 150 kişiye de minyatür kitap seti hediye ediyorlar. Kitaplarımızı öğrenelim hangisi diye. Peyami Safa'nın Fatih Harbiye kitabı. Bu zaten baya bir kısa 125 sayfa, pardon 127 sayfa. Ya yani bu hemen okunabilir bir gün içinde. Ondan sonra Sait Faik Abasanyan'ın Son Kuşlar kitabı. Zaten bu kısa kısa öyküler var bunun içinde. Bu da 134 sayfa. Bu da yani her akşam bir hikaye okusanız bitirirsiniz çok rahat bir şekilde. Buna ince zaten. İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalara Atlası. İletişim yayınlarının bu şekilde. Zaten bu bayağı bir ünlü. Hatta İlber Ortaylı da bu kitabı bayağı tavsiye ediyor. Bu da güzel. Ama bunun için ben ilk okumaya başladığımda şey var. Eski Osmanlıca kelimeler var. O kelimeleri işte biliyorsunuz eğer güzel. Bilmiyorsanız da işte şey yapmak lazım. İnternetten araştırıp öyle okumak lazım. Ömer Seyfettin'in Yüksek Ökçeler kitabı. Ama Kırmızı Kedi Yayın Evi olmayacak. İnkılap Yayın Evi'ninki olacak. İnkılap Yayın Evi de hiçbir yerde bulunmuyor. Ben bayağı araştırdım. Onu internetten bazı sitelerde var. Oradan bakabilirsiniz. Bu da öyküler zaten. İşte bu da kısa. Bu normalde 200 kaçtı? 208 sayfa ama bu İnkılap Yeni Evi'ninki 159 sayfaydı, daha kısa. En kalın kitabımız ama bu da tarih bir roman şeklinde olduğu için okuması rahat ve güzel. Yavuz Bahadıroğlu'nun Merhaba Söğüt Ertuğrul Gazi kitabı, Nesil Yayın Evi'nin şöyle. Bu da 400 sayfa. Ben şimdi 3. bölüme geldim, hatta 95. sayfa. Bu bayağı iyi, hızlı gidiyor. Çok güzel yazılmış. Hatta bu Yavuz Bahadıroğlu Tarih Sevden Adam ismini bile almış. Öyle diyeyim size. Bu gayet keyifli, güzel okuyabilirsiniz. O halde size bol şans diyorum. Umarım yarışmada katılır. Siz de iyi bir puan alabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.